Selam. Bugün sizlerle bir denemeli alışveriş videosu çekiyorum. Geneli aslında online yaptığım alışveriş olacak. Ama birkaçı da gidip görüp öyle aldığım şeyler. Bu yüzden bu videoda size bunları göstereceğim. Şöyle ki genelde hep Instagram üzerinde bana işte bunu nereden aldın, bunu ne kadar aldın, bunu hangi beden aldın diye tarzı sorular soruyordunuz. Ben de bu tarz bir videoyla acaba bu seriyi sever misiniz diye düşündüm. Ve eğer severseniz de her ay bir tane bu şekilde alışveriş videosu paylaşmak istedim. Size dediğim gibi istediğiniz bilgileri vererek. Öncelikle Zaful'dan başlıyorum. Zaten başlıktan görmüşsünüzdür. Zaful'dan birkaç tane şey aldım. Bunları şimdi sizlerle paylaşarak başlayacağım. Zaful'u zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama daha çok merak ettiğiniz bazı sorular oluyor. İşte ne kadar sürede geliyor, dolar üzerinden mi ödüyorsun, gümrük vergisi var mı tarzı bir sürü soru oluyor. Bunlara öncelikle yanıt vermek istiyorum. Şöyle ki benimki 15-16 gün içerisinde geldi. Hatta ben bir sonraki ay geleceğini düşünerek dedim acaba bir sonraki ay havalar nasıl olacak, neler giyebilirim falan ona göre tercih yaptım. Ama kesinlikle hani bir sonraki ay falan gelmedi, o ay içerisinde geldi. Özellikle bu dönemde hani çok geç geleceğini düşünüyordum. O yüzden emin olamamıştım ama gayet dedikleri sürede geldi. Ve ürünler falan da zaten kaliteli. Ben eskiden de Zaful'dan alışveriş yapmıştım. Şu anda bana 100 dolarlık bir hak verdiklerinde de bunu değerlendirmek istedim. Size de güzelce tanıtmak istedim. O yüzden artık başlıyorum. Çok konuştuğumun farkındayım. Ha bu arada benimki dolar üzerinden alışveriş şeklinde gösterildi. Çünkü bana dolar üzerinden bir kupon tanımlamışlardı. Ama sanırım para birimini ayarlayarak Türk lirası üzerinden de alışverişinizi yapabilirsiniz diye biliyorum. Onun dışında da gümrük vergisini soracak olursanız 77 TL gibi bir gümrük vergisi ödedim. Ben neyse artık hemen başlıyorum dediğim gibi aldıklarıma. Evde elimde bir çanta var. Şöyle ki bu yılan desenli. Çok hoş bir çanta ve Zaful'un bütün ürünleri bu tarz çok tatlı paketlemeler halinde geliyor. Ve kesinlikle Çin'den gelmesine rağmen gayet titiz ve güvenilir bir şekilde geldi. Yani ben bir korktum. Korona olacağım sandım ama gayet güvenilir ve tabii siz de elinize ulaştığınızda güzelce temizledikten sonra gayet güvenilir bir hal alıyor kendileri. Onun dışında dediğim gibi bu çantayı seçtim. Bunları, bu göstereceğim ürünlerin hepsinin bu arada fiyatlarını aşağıda linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şu an fiyatlarını hatırlamıyorum çünkü. Onun dışında zaten Zaful'un web sitesinde aşağıda linki olacak. Evet, şimdi bu çantadan bahsetmem gerekirse gerçekten güzel bir çanta. Ben bu aralar inanılmaz çantalara takıntılıyım. Yani gerçekten gördüğüm bir güzel çanta olunca hemen alasım geliyor. Zaten bu videonun ilerleyen zamanları da öneri olması adına bu süreçte aldığım birkaç çantayı sizlerle paylaşacağım. Aslında iki tane yani öyle abartmadım merak etmeyin ama bu da güzel çantalardan biriydi. Evet, daha sonradan bir crop top aldım. Ben bu aralar inanılmaz derecede crop toplara taktım. Zaten bu videoda bir sürü görebilirsiniz. Hem işte Zara'dır, Stradivarius'tur, işte Bershka'dır hem de bu tarz Zaful gibi yerlerden, Look Kadıköy'den vesaire hep crop toplar alıyorum. Bu da onlardan biri. Bunun rengi çok tatlı aslında. Modeli zaten klasik aslında. Her yerde bulabileceğiniz bir model gibi ama yapısı vesaire rengi falan çok tatlıydı. Bunu da almış bulundum. Ben medium bedenini aldım bu arada. Hani beden konusunda da bu arada hangi bedendeyseniz bence onu alın. Çünkü ben hani small'ların bir şekilde biraz küçük geleceğini düşünerek hep medium aldım. Ama aldığım diğer kıyafet ürünlerinde de small alsaymışım gayet tam oturacak şeylermiş. Bundan dolayı bedeninizi de rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Beden konusunda gayet iyiler. Sonra bir gözlük aldım. Normalde internet üzerinden gözlüklerde biliyorsunuz güneşe karşı bir hani kalitesizlik oluyor. Ya bunda da vardır illaki. O yüzden aksesuar niyetine aldım. Yani çok fazla güneşte takmayı düşünmüyorum ama biliyorsunuz bu aralar ketay gözlükler çok moda. Ben siyahını çok istiyorum ama öncelikle bu kırmızısını almış bulundum. Çünkü farklı ve tatlı olduğunu düşündüm. Yüzüme inanılmaz yakışmasa da yine de aksesuar olarak dediğim gibi kullanabileceğim bir gözlük bu şekilde. Sıradaki ürünüm de bir erkek tişörtü. Yani erkek reyonundan aldım. Ama gerçekten biliyorsunuz ki kızlar olarak beni anlayacaksınız. Erkek tişörtlerine, erkek sweatshirtlerine, her şeyine bayılıyoruz. Ve yani inanılmaz güzeller. Kızlara da bunları yapsalar onları giyeriz. Yani bizi bu yüzden suçlayamazsınız. Bundan dolayı bir erkek tişörtü aldım. Bunun da bedenini medium aldım. Yani bir erkeğe göre, mediumuna göre belki küçük olabilir ama bana iyi oldu. Hani bolluk falan hoştu. Ben salaş görünümü seviyorum. Zaten bu yüzden erkek tişörtlerine bayılıyorum. Bu da kendisi böyle beyaz. İlk başta korktum dedim yakasından dolayı acaba çok mu atlet gibi duracak. Ama öyle bir sorun yaşanmadı. Kendisi gayet hoştu. Şu şekilde burada zaten güzel bir nesi var. Ya bunların adı neydi bilmiyorum ama unuttum ama bunların hani böyle oyunlar var böyle aynı şekilde buluyorsunuz, işaretliyorsunuz falan. Adını bilmiyorum. Ama arkasında da onlardan var ve çok güzel. Yani rengi zaten çok hoş. Neyse zaten gördüğünüz için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yapısını, duruşunu, kumaşını da beğendim. Gayet kaliteliler. Sadece diğer aldıklarıma göre fiyatı biraz daha sanki pahalıydı. En azından Türk lirasına çevirince. Bu yüzden illa tercih eder misiniz bilmiyorum ama kalite bakımından gayet güzel. Sonra bir elbise aldım. Şöyle ki biliyorsunuz bu çiçekli elbiseler bu yaz ve genel olarak yazları moda olan şeyler. Ben de bu kırmızılıyı çok çok beğenmiştim. Fakat dediğim gibi bedenine güvenemeyerek medium aldım. En azından
bu kuşağını böyle sıkarak giyebileceğimi düşünmüştüm. Ama keşke small alsaymışım. Bu yüzden bunu anneme vermeyi düşünüyorum. Çünkü annem giyecek büyük ihtimalle, ona tam oluyor. Ama biz bir şey çözemedik. Şimdi şöyle, zaten şu an tam göremiyorsunuz. Ben görselini bir yerlere koymaya çalışırım. Yani üstümde çok fazla beceremediğim için mankenin görselini koyacağım direkt. Çünkü şu şekilde kuşağını biz bağlayamadık. Çünkü yelek gibi giyiliyor. Ve daha sonradan herhangi bir delik yok o kuşağı geçirmek için. Bu yüzden iki tarafındaki kuşağı bağlamak için böyle garip haller alınıyor. Biz o yüzden beceremedik ama becerdiğimiz zaman giymeyi düşündüğümüz bir şey. Sonra kendisini çok sevdiğim, zaten Instagram'da da postumun bulunduğu bir elbiseden bahsedeceğim. Bunu da nereden aldığımı sordunuz. O kadar etiketledim. İnsanın üstüne bir tıklar, zaf olmuş der. Ama yapmadınız. Olsun, ben size burada bunu hemen yine göstereceğim. Şöyle ki bu da yine yazın bu çiçekli klasik güzel elbiselerimizden. Bu askılı bir elbise ve düğümlü, yani kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Zaten ben buna güvenerek medium aldım bunu da. Ama beli dediğim gibi small olsaymış daha iyi oturmuş. Ve şöyle ki kesinlikle hiçbir iç gösterme durumu yok. Bu yüzden inanılmaz hoşuma gitti. Kendisi gayet hoş yani. Çok fazla söylenecek bir şey yok, zaten görüyorsunuz. Evet, şimdi geldik takılara. Şöyle ki şu an boynumda da görmüş olduğunuz bu kolye ve birazdan size göstereceğim kolye ikili olarak satılıyordu. Ve bence ikisi de bu tarz böyle tişörtler üstünde çok güzel oluyor. Şu anki tişörtüme pek uymasa da genel olarak yani güzel şeyler. Zaten fotoğrafı daha önce ilk geldiklerinde çekmiştim. Oradan benim boynumda nasıl durduklarına bakabilirsiniz. Ama zaten hani bildiğimiz tarzda böyle güzel kolyeler. Şu şekilde bu da ejderhalı. Nasıl göstereceğimi bilemedim. Zaten fotoğrafta görüyorsunuz ama şu an niye bununla uğraştığımı anlayamadım. Ama çok tatlı ve bu arada kaliteliler. Bunu birkaç gündür takıyorum. Herhangi bir kararmaya da rastlamadım. Tabii ki güzel bakmak burada önemli. Duşa falan girmeyin sakın kolyelerinizle. Daha sonra yine görselini göreceğiniz bir kolyeden bahsedeceğim. Kolye daha önce bende vardı ama kopmuştu ve hani omuza falan almamıştım bu arada. Kopmuştu ama aynısını görünce gerçekten yine almak istedim. Çok tatlı, ucunda küçük kalp olan böyle gümüş bir kolye aslında. Hani bir egzantrikliği yok ama hani hiç üzerinizden çıkarmadığınız kolyeler olur ya. Daha önce kopan benim için öyle bir kolyeydi. Herhangi bir değer anlamında bir şey yoktu ama genel olarak hep üstümdeydi. Hani bilmiyorum, kopmuştu ve ben de bu yüzden bunu görünce hemen aynısından bir tane daha almak istedim. Herhangi bir amacı yok. Sarı olarak da zaten öyle inanılmaz göze çarpan bir şey değil ama zarif ve tatlı bir şey. Daha sonra yazın tabii ki halhallar, müthiş şeyler. Bu yüzden halhal aldım. Bunlar da bir set halindeydi. Yanda zaten görecek oluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kendileri bu şekilde çok tatlı poşetlerin içinde geliyor zaten. Böyle ay şeklinde ve diğer ikisinde de çok bir şey olmasa da böyle tatlı durulan bir set aslında. Bunlar da güzeldi. Bu arada halhal diğerlerine göre sanki biraz daha pahalı gibiydi. Ama bilmiyorum yani, kendisi kaliteli. Gerçekten takıları falan güvenilir ve kaliteli, bunu söyleyebilirim. Çünkü yani ben bu tarz şeylere dikkat eden biriyim. Böyle kalitesiz, hoş durmayan şeyleri de size anlatmak istemem. Ama bunlar gayet görselde gözüktüğü gibi tatlı şeylerdi. Daha sonra bir bileklik seti de aldım. Gerçekten hani takı anlamında her kategoriden şey aldığımı gördünüz zaten şu an. Ve hani yüzük falan da var. Yüzük ve küpe de var. Bu yüzden gerçekten her kategoriden bir şey almışım. Bunlar da şu an görselde yine gördüğünüz bileklikler. Şöyle yine poşetinden çıkarıp göstereyim ama zaten gördüğünüz için çok anlatmak da istemedim. Şöyle, bunlar aslında benim bileğime aşırı bol geldi. Bundan dolayı halhal olarak denedim ve halhal olarak da olduğu için büyük ihtimalle ben bunları halhal olarak kullanmaya devam ederim gibime geliyor. Ama gerçekten güzeller yani. Bu arada biliyorum, fazla gerçekten diyorum. Ama yalan söylemiyorum. Gerçekten öyleler. Neyse, bu şekilde bunları da görmüş oldunuz. Peki yana görsel koymak için fotoğrafına bakıyordum. Fakat bu küpelerin fotoğrafını bulamadım. Sanırım bunlar tükendiği için bulamadım herhalde. Ama şöyle ki hemen size açıp göstereceğim bunu da. Benim kulağımda bazı delikler vardı. İşte köprü ve konç vardı. Ama onlara olurlar mı bilmesem de daha sonra deldirdiğim herhangi bir bölüme takabileceğimi düşünerek bu güzel küpeleri aldım. Yani şu an çok fazla anlayamıyor olabilirsiniz ama genel olarak buradaki deliklere hoş duran küpelerdi. En azından görseldeki kadıncağızın kulağında müthiş duruyorlardı. Ben de umarım deldireceğim yerleri güzel belirledikten sonra bunları daha güzel kullanabilirim. Ve Zaful'dan yapmış olduğum alışverişin son ürünleri de bu yüzükler. Şöyle bir baktım da bir şey kaldım diye. Bu yüzükleri çok beğendim. Yani gerçekten takı anlamında en beğendiğim şeyler bu yüzükler olabilir. Çok hoşuma gittiler. Hepsi de gerçekten oluyor yani, hani parmağınızda olmama gibi bir durumu olmuyor. Gerçi tabii ki herkesin parmağı farklı ama en azından parmaklarınız benim gibiyse tamamıyla hepsi oluyor. Bir kararma da yaşamadım yine dediğim gibi. Birkaç gündür de kullandım hep. Böyle yani, zaten görselde görüyorsunuz, şu an hepsini gösteremeyeceğim ama çok tatlı bir set halinde geliyor ve bence yine sete göre uygun fiyatlılardı.
Evet, Zaful'dan aldıklarımı zaten gördünüz. Şimdi sıra Antarctica Boots'tan aldığım bu iki terlik. Gerçekten çok tatlı ve çok güzeller. Aşağıya zaten linkini bırakıyorum. Instagramlarına da bakabilirsiniz. Şöyle ki zaten bu model bu aralar çok popüler ve birçok kişi de görmüş olduğunuz bir model. Antarctica Boots'ta zaten birçok kişi çok güzel bir şekilde tercih ediyor. Ben de şöyle iki dediğim gibi terlik aldım. Bunları da hemen size göstermek istiyorum. Bunu zaten bütün gün ayağımdan çıkarmıyorum. Arkasında lastik var ve hani ayağınızı inanılmaz derecede tutuyor ve gün içinde hani ayağınızda olduğunu hissetmiyorsunuz bile. Gerçekten her şeyi yaparken bir bakıyorum, aa ayağımda terlik var diyorum. Hani normalde bilmiyorum ama hani hissedersiniz illaki ama bunda gerçekten öyle bir durum olmuyor. Kullandıkça da daha rahat bir hal alıyor kendileri. Rengi falan da çok tatlı ve bir sürü renk seçeneği de mevcut. Dediğim gibi bakabilirsiniz. Bu model zaten çok güzel. Onun dışında bir de anneme seçmiş olduğum bir terlik vardı. Şöyle ki arkası lastikli olan bence daha iyi ayakta duruyor. Bu daha çok böyle hani rahat çıkabilen, çünkü çok bol ve hani rahat bir şey olduğu için rahat ayağınızdan çıkabiliyor ama yine de model olarak vesaire, yine renk olarak da çok tatlı terlikler. Bence bir bakın derim. Evdeyken çok güzeller. Daha sonra Look Kadıköy'den bahsetmek istiyorum. Gerçekten uygun fiyatlı birçok şeye ulaşabileceğiniz çok güzel bir site. Zaten Instagram'ımı takip ediyorsanız her hafta bana iki tane ürün geliyor ve onları hikayemde paylaşıyorum ve aslında post olarak attığım birçok fotoğrafta da üstümde hep Look Kadıköy'ün ürünleri oluyor ve sizin de sorduklarınız genelde oradan. O yüzden oraya bakabilirsiniz. Şöyle birkaç tane çok severek kullandığım ve yeni gelen iki tane crop'um vardı. Onları göstereceğim. Yani çok güzeller. Şu dördü zaten direkt aynısı, sadece farklı renkleri. Çünkü uygun fiyatlı olduğu için ve renkleri de çok güzel olduğu için alasınız geliyor. Kesinlikle bakın yani. Şöyle bir tane petrol mavisi. İnanılmaz güzel bir renk. Yani çok hoş. Onun dışında yine zümrüt yeşili. Bir tane tabii ki klasik bir beyazım olması gerektiği için beyazı. Ve aynı şekilde çok güzel renkte olan lilası. Gerçekten çok güzeller ve çok kaliteliler. Bir bakın derim. Beden konusunda da gayet güvenilir. Hangi bedendeyseniz onu rahatlıkla söyleyebileceğiniz bir marka kendileri. Aşağıya linkini bırakıyorum. Buraya da Instagram'ını bırakıyorum. Zaten her hafta dediğim gibi paylaşım yapıyorum. Instagram'ıma da takip edebilirsiniz. Onu da buraya bıraktım. Onun dışında daha önce Bershka'da da gördüğüm, hala belki olan ama Look Kadıköy'ünde yapmış olduğu çok güzel bir eşofman da paylaşmak istiyorum. Bu şekilde bir eşofman. Bunun da fiyatı ne kadardı tam hatırlamıyorum ama 50 ya da 60'tır diye düşünüyorum ve şöyle hani Bershka'da bu 140 lira falandı. Bu yüzden gerçekten bu tarz, hem tarzda ürünleri yakalayabileceğiniz çok güzel bir site zaten. Şöyle tamamıyla da rahat ve güzel oldu. Ben eşofmanlarda genelde medium tercih ediyorum. Çünkü böyle olmasındansa bol olmasını tercih ediyorum. Bundan dolayı da bunu medium almıştım. Rengi falan zaten aşırı tatlı. Onun dışında yazlık ya da işte kışın ne zaman giyeceksiniz, evde giyeceksiniz vesaire, bir sürü güzel tişörtleri de var. Şu an üstümde de onun erkek tişörtü var. Yani erkek tişörtlerini zaten sevdiğimi söylemiştim ama genel olarak bir sürü çok güzel tişört var. Arkamda gördüğünüz birçok şey de Look Kadıköy'den yine. Hani tişörtler çok çok hoş yani. Bütün tişörtlere bakabilirsiniz. En azından uygun fiyatlı tişörtler arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü hani 20, 25, 15, 30 yani bu civarda tişörtleri, üstleri. Bu yüzden gerçekten bakın derim. Eşofmanları, altları, şortları, pantolonları hepsi gayet güzel. Bunları da böyle bir hemen üstün körü anlatmak istedim. Yoksa hani her hafta geldiği için gardırobumun yarısı aslında Look Kadıköy. Bundan dolayı hepsini gösteremeyeceğim için de bu tarz küçük bir tanıtım yapmış oldum aslında. Ama linkten siz zaten detaylıca güzelce bakabilirsiniz. Çok güzeller. Evet, daha sonra Zara'dan 3 tane ürünüm var. 2 tanesini online üzerinden yaptım. Bir tanesini de kendim gittiğimde almıştım. Şöyle önce kendim aldığımla başlayayım. Böyle bunu zaten her yerde görmüşsünüzdür. En azından diğer renklerini vesaire görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ben small'unu aldım. Kendisi tabii şu an bu kadar küçük duruyorsa da gerçekte öyle değil ama tabii ki eğer çok kısa şeyler giymiyorsanız pek tercih etmeyin bence. Lastikleri vesairesi de gayet esniyor ve güzel. Yani bunun hakkında söyleyebileceğim çok bir şey yok. Güzel bir crop top aslında. Fiyatını söyleyeyim. Fiyatı 35.95. Yani bence hoş. Zaten bu sene hep böyle bu düz şekildeki yakalı şeyler çok tercih ediliyor. Ve bu da hoştu yani. Onun dışında benim gardırobumda gerçekten hiçbir şekilde şort yok. Yani en azından ev için giymelik var ama dışarıda giyebileceğim hiçbir kot şortum yok. Çünkü her sene bir tane ya da iki tane alıyorum ve bütün yazı o şekilde geçiriyorum. Ve bir sonraki aya ya onlar bana olmuyor ya da model olarak hoşuma gitmeyen şeyler oluyor. Bundan dolayı da bu yaz hiçbir şortum olmadığını düşünerek, gerçi ne zaman dışarı çıkacağım bilmiyorum ama herhangi bir yere de gidersem mesela giymek adına bir şort aldım. Bu Zara'nın kısa şort diye geçiyor aslında. Onu yazsanız çıkar ama ben aşağıya linkini bulursam koymaya çalışırım. 36 bedende aldığım bu şort ve inanılmaz derecede stokları çabuk biten ürünler bunlar. Yani mesela şu an Zara'da başka bir şortu kovalıyorum ve gerçekten bir haftadır bekliyorum stoka girsin diye. Stoğa girsin diye. Gerçekten güzel şortları var ama yani
stok konusunda beni benden alıyorlar. Tam böyle stoğa geldi ürün. Ekliyorum sepetime. Tam satın alacağım. Satın ala tıklıyorum. Sepetinizdeki ürün şu an yok. O zaman neden var diyorsun? Bu konuda çok kinliyim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Fiyatı 150 TL. Biliyorum yani bir şorta göre çok pahalı. Yani ama da dönemimizde hani pantolondur, şorttur vesaire gerçekten 100 liranın aşağısında yok. Yani hepsi 150-160 lira ya da 200 lira. Hani bilmiyorum butikler dışında en azından diyeyim. Ya da kotonla vesaire aslında uygun fiyatları var ama bilemedim nasıl duracağını ben de. Bunu da online üzerinden aldığım için almış bulundum artık. Bunu da alırken üstüne hemen 50 liraya düşmüştü. Bunu da ne zamandır beğeniyordum. Ve yakalı şöyle tatlı yeşil renginde bir tişört aldım. Aslında bu yarım gibi gözüküyor ama pek yarım gibi de durmuyor. Yani en azından yüksek belle giydiğinizde herhangi bir yarımlığı kalmıyor. Burasında büzgüsü falan var. V yakalı tatlı bir tişört. Bu da dediğim gibi 50 liraydı. İkisine direkt 200 TL'yi almış bulundum. Hemen Stradivarius'tan aldıklarımı göstermek istiyorum. Bunlardan biri yine bu aralar hep gördüğünüz bu askılı crop top aslında. Bunun diğer renkleri de çok güzeldi ama benim gittiğimde bir tek bu kalmıştı. Bu yüzden bunu alabilmiştim. Kendisi small beden ve 35 miydi 30 lira mı neydi? Gerçekten uygun fiyatlı ama stokta zor bulunan üstlerden biriydi. Özellikle diğer renkleri falan da çok tatlıydı ama bu kalmış dediğim gibi. Bence bu da gayet güzel. Onun dışında bir tane de beyaz çanta aldım. Onu da hemen size göstereceğim inşallah. Şöyle ki bir tane beyaz çanta ihtiyacım vardı ve bu yüzden bunu almak durumunda kaldım. Bu da 100 TL'ydi. Eminim ki daha uygun fiyatları hep vardır ama Trendyol'da vesaire hep bakarken bu şekilde dümdüz bir şey hiç görememiştim. Bu yüzden hemen gördüğüm gibi bunu almak istedim açıkçası. Zaten klasik düz beyaz bir şey. Yani bilmiyorum gerekliliğinden dolayı aldım. Gidip de yoksa daha şekilli şıkkıdılarını, daha renklilerini almak isterdim ama bunu aldım. Evet, Stradivarius'tan da bunları almış bulundum. Bu arada dediğim gibi bunların hiçbirini böyle bir anda hemen girip almadığım için bu kadar tutan şeylerin hiçbirini bir anda vermedim ve genelde hani birazdan göstereceğim pantolonlar vesaire pahalılar ve yine hiç stokta bulamadığım halde bir şekilde aldığım ve zaman aralıklarıyla aldığım şeylerdi. Bu yüzden fiyatları biraz yüksekti. Ama aynı zamanda biriktirerek aldım. Yani bu yüzden onun dışında Bershka ile hemen başlamak istiyorum. Hemen şuradaki çantayı size göstermek istiyorum. Yani bu diyeceksiniz hani neden bu? Rengi çok güzel. Ya ben normalde neon renkleri eskiden sevmezdim en azından bu kıyafetlerde, aksesuarlarda. Ama daha sonra moda olmasıyla birlikte artık görmeye çok alıştığım için bir şekilde alıştım ve artık çok hoşuma gidiyorlar. Özellikle şöyle bir mom jean'in, wide leg pantolonun üstüne böyle cart renkli bir üst ya da cart renkli bir çanta hoş oluyor diye düşündüm. Bunu almış bulundum. Bunun da fiyatı 100 liraydı galiba. Hani belki dediğim gibi yine verilmez ama kendisini hoş buldum. Bu şekilde uzun bir şekilde de takılabiliyor. Şöyle yarım olarak da kullanılabiliyor. Ben çok sevdim. Yani bilemiyorum. Bunun bir de siyahı vardı. İsterseniz bakabilirsiniz. Tabii hala kaldı mı bilmiyorum. Daha sonra bana en çok sorduğunuz bu biker tight'ımı nereden aldığımdı. Instagram'da bir postum vardı çünkü bununla. Bunu da Bershka'dan aldım. Bunun da fiyatı 70 TL'ydi. Bence gayet iyi. Yani şöyle tabii ki daha uygunları var butiklerde vesaire ama ne kadar iyidir bilememiştim ve Bershka'nınkini de merak ediyordum. Önce benden önce Duru almıştı. O da gayet iyi olduğunu söyleyince hemen almak istedim. Bendeki small bedeni. Böyle üzerinde çizgileri olması biraz rahatsız edebilir diye düşünmüştüm ama gerçekten giydiğinizde kumaşından vesaire hiç öyle bir sıkıntı olmuyor. Hatta diyorsunuz ki iyi ki bu çizgiler var. Hani daha iyi duruyor aslında. Bu yüzden bir bakın derim. Arıyorsanız kesinlikle böyle bir tight. Her şeyiyle güzel bence. Onun dışında bir tane de crop top almıştım. Birazdan da son olarak pantolonlarımı göstereceğim ve onlarla da hoş olan bir crop top bu. Bu da Bershka'nın small bedeninden. Böyle bebe mavisi bir rengi. Bunun diğer renkleri biraz diğer renkleri falan da vardı ama ben bunu tercih etmiştim. Bunun fiyatı da acaba kaçtı? Ya 30'dur ya 35'tir gibime geliyor ama bunun da stoğu hiçbir şekilde yoktu. Yani bunları nasıl yakaladım bir ben bir Allah biliyor ama çok uğraştım yaptım. Şimdi hemen pantolonlarımı da gösteriyorum. Evet şimdi de geldik son iki ürünüme. Bu iki pantolonu da çok uzun süre bekledim dediğim gibi. Wild Leg'ler biliyorsunuz bu aralar çok moda ve ben inanılmaz seviyorum. İşte Converse'lerle olsun, Nike'larla olsun hep böyle uzun pantolonlar moda ve hani modalığından değil benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Bu yüzden hep aradım ve Bershka'da vardı. Boyum bundan dolayı olacaklarını düşünmüyordum. Yani şöyle mankene bakıyordum 1.77 diyordu. Ama hani böyle bir garip duruyordu. Onda da kısa duruyordu. Ben de dedim benim de 1.79'um. Ben dedim olmayacak Başak zorlama falan dedim. Hatta hani yani
bunu belki şu an daha kısa insanlara giydirseniz böyle tam benim istediğim gibi duracak, yere falan sürünecek. Ama kesinlikle bende öyle bir durum olmadı. Yani uzun boylu olmak inanılmaz güzel bir şey değil. Zaten birçoğunuz uzun boylu insanları sevmiyorsunuz, biliyoruz ama yani biz de yaşıyoruz ve bizim de sorunlarımız var. Mesela pantolonun kısa gelmesi gibi. Bu yüzden bunlar inanılmaz kısa gelmedi tabii ki ama tam olarak modelini de gösterdiği söylenemez ama gösterdi. En azından ayakkabıyla giydiğiniz zaman kesinlikle böyle dengeliyor ve wide leg olarak kullanabileceğiniz iki tane pantolon almış bulundum. 36 beden aldım ikisini de. Bir de internetten aldığım için hani korktum yani. Dedim ki bunu geri vermekle uğraşamam şu an dedim. Ama yine de oldular yani. Çok uzattım, farkındayım. Bir tanesi buz mavisi renginde. Daha böyle tamamıyla bol inen bir pantolon. Uzun olması zaten en çok istediğim şeydi. Onun dışında bu güzel zaten. Bunu şu an ekranda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir diğeri ise yine rengiyle, yırtmacıyla, bolluğuyla beni kalbimden vuran bu güzel pantolon. İlk zaten bunu görerek Bershka'da sepetime eklemiştim. Tabii ki stokta yoktu. Daha sonra uzun uğraşlar sonrasında bu pantolona da ulaşmış bulundum. Ha bu arada bu pantolon, yani buz mavisi olan 180 liraydı sanırım. Bu da 200 TL'ydi. Dediğim gibi pantolona göre pahalı olabilir ama wide leg genel olarak hiçbir yerde yok. Yani işte dediğim gibi ya kısa oluyor ya da hiç yok. Yani Trendyol'da vesaire var ama onlar işte bana kısa olduğu için alamadım. Onun dışında bunların da modellerini çok sevmiştim. Bu yüzden aldım. Yani bu kadar. Evet. Alışverişimiz de bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorum yani çok garip konuştum ve birçok şeyi belki açıklayamadım sizlere. Ama bir sonraki videomda daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani alışveriş videolarını ben izlemeyi seviyordum açıkçası. Tabii ki kendiminkini izlemeyeceğim galiba ama aldıklarım bu şekilde size biraz da olsa paylaşmış bulundum. Dahasında gösterebileceğim birçok şey vardı ama artık sus dediğinizi duyar gibiyim. Bundan dolayı bir sonraki videoma saklayayım. Bir sonraki videomda da göstereceğim şeyler illaki olur. Neyse çok yoruldum. Sizi çok öpüyorum. Dediğim gibi aşağıya da Lukkaköy'ün, Antarktika Boots'un, Zaful'un falan hep linklerini koymaya çalışacağım. Görüşürüz.